أما بعد فيا عباد الله اتقوا
meveddeten ve rahme. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Sadakallahu l-azîm. Ve kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, en nikâhu min sünneti fe men lem ya'mel bi sünneti fe leyse minni. Sadaka Resûlullah ve nebaka Habibullah. Muhterem Müslümanlar, Yüce Allah Celle Celaluhu'nun okuduğu ayet-i kerimede kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzde neşe yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir buyuruyor. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam meşhur bir nikah ile aile yuvası kurmamızı emreder. Aile hayatımızı adalet, merhamet, sevgi, saygı, güven gibi dini ve manevi değerler üzerinde bina etmemizi öğütler. İslam, gayrimeşru ilişkilere, hayatsızlığa, iffetsizliğe ve çirkinliğe sevk eden davranışlara ise asla izin vermez. Meşru bir nikaha dayanmayan hiçbir birlikteliği de kabul etmez. Kıymetli Müslümanlar, aile, iffetli, huzurlu ve güvenli bir hayatın temeli ve teminatıdır. Nefsimizi ve neslimizi emniyet altına alan, temiz ve sağlıklı bir toplumu inşa eden yegane kurumdur. Aile, dünyanın sıkıntılarında, hayatın sarsıntılarında tutunulacak bir el, sığınılacak güvenli bir limandır. İnsanı insan kılan değerlerin öğrenildiği bir ahlak mektebidir. İnsanı iyiye ve doğruya yönlendiren bir rehber, günahlardan ve kötülüklerden koruyan bir kalkandır. Değerli müminler, dijital dünyanın baş döndüğünü hızla geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Elbette bu yeni mecranın pek çok imkanından faydalanıyoruz. Ancak bir yandan da özendirdiği hayat tarzının harf, hırs, tüketim ve bireyselleşme üzerine kurgulandığına üzülerek şahit oluyoruz. Maalesef bu durumdan aile yapımızsa derinden etkileniyor. Bazen sanal alemin cazibesine kapılıp değerlerimizi yitiriyoruz. Gerçek hayatta bağımız koptukça ilişkilerimiz sanallaşıyor. Hatta kimi zaman en yakın dostumuz telefon ekranları, internet mecraları oluyor. Rahmet, sekinet ve muhabbet vesilesi ailemizden ilgiyi, sevgiyi ve muhabbeti esirgiyoruz. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla iletişim kurarken aynı sofraya oturduğumuz anne babamızdan, eşimizden, çocuklarımızdan gittikçe uzaklaşıyoruz. Aziz Müslümanlar, aile bir tercih değil, fıtri bir ihtiyaçtır. Aile kurmak ve aile olmak, Hazreti Adem Aleyhisselam Efendimiz'den bu yana peygamberlerin sünnetidir. Aile kurumunun yerine ikame edilecek hiçbir sosyal yapı da yok. Algıların genceye galip geldiği ve insanların fıtrata aykırı dönüşümlere zorlandığı günümüzde bize düşen dijital dünyanın olumsuzlukları karşısında milli ve manevi değerlerimizi esas alan bir duruş sergilemektir. Yaşadığımız çağın gerçeklerinden kopmadan, dijital mecralarında esiri olmadan değerleriyle birlikte aile olmaktır. Peygamber Efendimiz'in ilgiye, sevgiye, şefkate,
merhamete ve muhabbete dayalı aile yapısını hanelerimizde hakim kılmaktır. Unutmayalım ki güçlü ve huzurlu bir aile ancak milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmakla mümkündür. Ela inne ahsenel kelam ve ellegal nizam kelamullahil melikil azizil allah kemâ kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve idâ kuri'el kur'an feslemi'û leh ve ensitû le'allekum turhamûn. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel dîne 'indallâhil İslâm. Bizlere bu dünyada da ahirette de iyilikler ihsan eyle, kıyamet gününde bizleri, anne babalarımızı, evlatlarımızı, kardeşlerimizi ve tüm inananları cehennem azabından ayırma. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Yüce Rabbimiz, şüphesiz dualarımızı işiten ve kabul eden ancaksınız. İnnallâhe yekûlû bil adli vel ihsân ve îtâ'il kurbâ ve yenhâ anil fahşâ'i vel münkeri vel bâgî يَعِبُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Şüphesiz ki Allah